Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ölü tabuta konulup da insanlar veya erkekler onu omuzladığı zaman rivayeti ravi e, şüphe etmiş. Yani burada Peygamberimiz enna es buyurdu yoksa er mi buyurdu. Erkekler genelde taşıdığı için bu tabutları erkekler omuzladığı zaman onu omuzladığı zaman eğer iyi bir kişi ise ölü beni çabuk götürünüz beni çabuk götürünüz diye seslenir. Çünkü ölürken gördü zaten makamını. Nereye gideceğini bildiği için hemen bir an önce diyor beni çabuk yerime kavuşturun der. Eğer iyi olmayan biri ise o da ölürken perdeler açıldı gördü gideceği yeri. Eyvah bu tabutu nereye götürüyorsunuz beni nereye götürüyorsunuz der. Götürmeyin ya durayım buralarda. Çünkü gideceği yerin iyi olmadığını gördü. O cenazenin sesini insandan başka her şey duyar. İnsan ve cinlerden başka herkes, bütün varlıklar duyar bu ölünün sesini. Eğer insan bu sesi duysaydı bayılır. İnsana Cenab-ı Hak duyurmuyor. Kulaklarını, desibelini ona kapatmış. Duymuyor. İmtihanda çünkü. Duyarsa imtihanın anlamı kalmaz. Herkes eyvah der. Adam vararak gitti, biz öyle gitmeyelim diye kendisine çekidüzen verir. Zorunlu olarak, irade dışı olarak, normalde istemediği halde doğru yola gelmek zorunda kalır. Hadis-i şerifle ilgili açıklamalar. Konumuzun bu ikinci hadisi, korku ümidi bir arada yaşamanın gereğini ortaya koymakta. Ahiret yolculuğun daha başlangıcında bu iki ihtimalden biriyle karşılaşmanın kaçınılmazlığını anlatmak. Yani iki halden birisi. Her cenaze ya çabuk çabuk diyor ya aman nereye gidiyorsunuz diyor. İkisinden birisi. Üçüncü yok diyor. İyi bir insan öldüğü zaman kavuşacağı nimetlere bir an önce ulaşma arzusuyla tabutunu taşıyanlara hal diliyle beni çabuk götürün diye seslenir. İyi olmayan bir kimse de eyvah bu tabutu nereye götürüyorsun diye felakete gittiğini ve bunu istemediğini yine hal diliyle haykırır. Yani hal diliyle zaten söylüyor da bunun bir de gerçek dille söylediği anlaşılıyor ki hadisin sonunda insan bunu duymaz diyor. İnsan duysa düşer bayılır ama diğer varlıklar duyar. Bu iki ihtimalden biri kaçınılmaz olduğuna göre mümin bu iki durumu dikkate alarak yaşamalıdır. Yani beynel havfi ve reca olmalıdır. Böyle bir hayat yaşamalıdır. Korku ile ümit arasında. Tabut içindeki cenazenin hal diliyle söyledi bu sözleri her varlığın duyup insanın duymaması hem bir gafleti hem de hayatın devamı noktasından bir rahmeti ifade eder. Bir taraftan gaflet içinde insan, bir taraftan da bu bir rahmet olur duyarsa zaten ağzının tadı kaçar. Zira ifade edildiği üzere eğer insanlar bu söylenenleri işitmiş olsalar bayılır kalırlardı. Bir şey yapma istik ve arzuları kalmazdı dünyaya çalışmaz. Dünya harap olur. Bizzat duymadıkları böyle bir beyanın kendilerine Peygamber Efendimiz tarafından haber verilmesi ise onları gerçekte karşılaşacakları duruma hazırlamak, uyarmak içindir. Bir uyarıştır. Kurtuluşlarına vesile olmaya çalışmak demek. Yani Efendimizin bildirmesi bir filtreden geçmiş. Biraz daha rahat, hafiflemiş oluyor. Kendisi duysa ağzının tadı karacak Efendimiz bildirirse bu bir uyarı haline gelecek. Bir rahmet olacak. Efendimiz peygamberince Yüce Rabbimiz, Peygamberimiz vasıtasıyla bu bilgiyi yüze vererek bize rahmet etmiş, bizi uyarmış oluyor. Bizzat gösterse bu sefer korkudan düşüp bayılırız. Yani hayat acı hale gelir. Kendi kulaklarla duyduklarından daha kesin bir gerçektir bu. Yani Peygamber bildirirse eğer benim kendim duymamdan daha sağlamdır. Bu kendim duyduğumda belki hayaldir, belki halüsinasyondur, belki yanlış duymuşumdur, eksik duymuşumdur, benzetmişimdir. Kesin güvenemem. Ama Peygamberimiz haber verdiyse bu yüzde yüz kesin bir bilgidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermektedir bu haber. el muhbir sadık diyoruz buna değil mi? Zaten gerçek iman da gayba yani görülüp bilinmeyene inanmak. İman nedir? Görmeden inanmak. Efendimiz bunu haber verdiyse buna inanmamız bizim iman oluyor. Yoksa biz duysak bilgi olurdu. Hadis-i Şerif Buhari'de üç konuda geçmektedir. Bu rivayetlerin hiçbirinde burada görülen insanlar ennas kelimesi bulunmamakta. Doğrudan doğruya erkekler, rical o tabutu omuzlayınca ifadesi yer almaktadır. Oradan hareketle başta buhari olmak üzere İslam alimleri normal hallerde cenaze taşıma işinin erkeklere ait olduğu, kadınların zaruret hali dışında tabut taşımayacakları neticesini çıkarmışlardı. Erkekler tabutu omuzlayınca beyanını şer'i bir hüküm koyma amacına yönelik olmayıp yaygın olarak görülen halin tespit ve haber verilmesi anlamında değerlendirmek de akla gelebilir. Ancak şari'in kanun koyucunun beyanını olayı haber verme çerçevesinde bırakmak, onu büsbütün ihmal etmek anlamına gelir ve doğru değildir. Doğru olan şari'in beyanını hüküm ifade edecek şekilde yorumlamak. Çünkü her kelime seçilerek bir hikmetle konulduğu için ayetlere, hadislere ona göre hükmüne, hükmüne bakmak lazım. Bu sebeple normal hallerde cenaze taşıma ve defnetme işinin erkeklere mahsus olduğunu bu hadis-i şeriften istidlal etmek isabetlidir. Nitekim bu durumu açıklayan daha başka rivayetlerde bulunmaktadır. Hadisten öğrendiklerimiz bir ölümle birlikte karşılaşılacak bu ikili ihtimali düşünerek yani istekli mi gideceğiz yoksa isteksiz mi gideceğiz hayatı korku ve ümit arasında yaşamak gerek. Hayatı ona göre yaşayalım ki giderken ne diye, ne diye seslenelim. İki gelecek hakkında önceden uyarılmış olmak insanlar için büyük bir şans, rahmettir. Gelecekle ilgili uyarıyor. Yani daha başımıza gelmeden Peygamberimiz bize başımıza geleceği haber veriyor. Ona göre tedbir alırsak, dinlersek büyük bir rahmetten nail oluruz. Gaflet edersek de sonunda pişman oluruz. Üç, cenaze taşımı ve defne erkeklerin vazifesidir. Erkek bulunmaması halinde bu işi kadınlar da yapabilir. Dört, kainatta her şeyin ibret alınacak bir yönü vardır. Cenazeden, ölüden bile ibret alınır kıymetli dinleyenler.